çocuk ve oyun aslında iki elmanın yarısı gibidir ve buradan onunla ilgili tüm çıkarımları çıkarabiliriz ve benim çok değerli ve çok cici konuklarım var. Hoş geldiniz ve yazar Merve Başcumalı. Hoş bulduk. Ve Turunç ve bu Turunç'un güzel ablası Semra Özruh. Kukla oynatıcısı diyebilir miyiz? Kukla Tabii sanatçısı. Tabii ki diyebiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir gün oldu böyle. Teşekkür ederiz bizi de konuk ettiğiniz için. Ne demek, sizin çok ağırlamak tatlı bir program. Gerçekten bizim için çok değerli. O zaman başlıyorum. Yaratıcı dramanın çocuğun gelişiminde önemini sormak istiyorum da. Turunç Hanım da söze katılır herhalde değil Tabii mi? Tabii ki. Turunç katılmaz mı? Çünkü normalde biz de başka bir kanalda bir program yapıyoruz. İnşallah bir gün biz de konuk etme şansımız i̇nşallah, olur size. İnşallah. Orada zaten 3 bölümden oluşuyor program. Evet. Ben Turunç'la birlikte açılışı yaptıktan sonra drama eğitmenimiz var. Sevgili gönül öğretmen. Belki evet. İlerleyen bölümlerde o da buraya evet. Konuk olarak gelir. Tabii ki seve seve. Onunla birlikte her hafta etkinlik yapıyor sevgili Turunç. Drama eğitmeninden de baya bir deneyimlendi değil mi Turunç? Öyle mi? Deneyimlenmez miyim? Turunç neler yapıyorsun sen drama konusunda? Sen biraz anlatır mısın dramayı? Evet. Çünkü drama aslında mesela ben de üniversiteyi bitirdikten sonra Boğaziçi İşletme mezunuyum. Evet. Ama işletme fakültesinde okurken de bir takım tiyatro workshoplarına, okullarına gidiyordum hep. Daha sonrasında da işte Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Şahika Tekant'ı evet. bitirdim. Onların içinde zaten hep drama vardı yani drama. Drama eğitmenliği diye zaten, bir evet hayat bir tiyatro derler ya böyle gerçekten klasik tabirle. Öyle. Gerçekten öyle drama dersleri vardı ama adı drama değildi yani sadece hı-hı. işte beden dili üzerine çalışmalar yapıyorduk. Evet. Fakat son yıllarda tabii yaratıcı drama bir biraz sürü şeyler çocuk çıktı. Alanlarında da daha fazla etkinlik ve aktiviteler arttıkça bu kavram artık hayatımıza girdi. Dolayısıyla Turunç da bu yaşta çok iyi biliyor drama ne demek değil evet. mi? O zaman evet. bize kısaca bir dramayı anlatır mısın? Sen neler yapıyorsun? Çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz aslında dramayı? Drama dersimde bir örnekle anlatayım mı? Tabii. Lütfen. Mesela hiç gitmediğim yerlere gidebiliyorum. Hiç göremeyeceğim şeyleri görebiliyorum. Hayal gücümü geliştiriyorum. Ve daha neler neler. Ve harikasın Turunç. Ve çocuklarımıza bunu açılamamız için çok güzel bir örneksin biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Mesela ben kendimi hatırlıyorum. Yani ben dediğim gibi o tiyatro hep böyle yan dal olarak ilgilendiğim evet. bir alandı. Çünkü işletme fakültesi son derece ciddi işte böyle daha kalıpların içinde sıkışmış derslerin olduğu bir alandı. Kesinlikle belki biraz öyle. Bir rahatlama metoduydu bilmiyorum. Zaten çocukluğumdan beri de çok sosyal bir çocuk olduğum için meraklıydım bunlara. Evet. Ama ben sunum yapmayı gerçekten aldığım tiyatro eğitimine borçluyum. Heyecanlanmadan, korku duymadan. Çünkü bizim özellikle evet rahatlayarak özellikle bizim ülkemizde mesela dikkat eder misin hiç mesela Didar diyeceğim. Tabii sevgili ki. Didar. Yurt dışındaki örnekler için söylüyorum. Mesela yabancılar buradaki düğünlerde falan bile rastladığımız bir manzaradır. Evet. Çok rahat atarlar kendilerini. Piste dans tabii. ederler. Figür olarak hiç önemli değildir onların o hareketleri. Biz de hep böyle şarkı söyleme, dans acaba etme. Acaba nasıl düşünüyor? Ya başkası ne düşünür? Acaba işte evet. çekinirim, alay mı edilirim falan diye. Hep bizde biraz böyle el alem ne der modeli olduğu evet. için. İşte drama aslında onu engelleyen bir şey. Çok güzel bir gerçekten şey. Tiyatro eğitimi ben de aldıktan sonra hani insan bildiği konuda her zaman iyi konuşuyor ama o kürsü ve sahne korkusunu yeniyorsun bir şekilde. Ve drama buna küçük yaştan itibaren özellikle katkıda bulunan bir şey. Ve çocuklarımıza bu yaşta yani erken yaşta o zaman drama eğitimini verdikten sonra da daha özgüvenli çocuklar yetiştirebiliriz. Sen düğünlere gidiyor musun Turunç? Gidiyorum. Nasıl oynuyorsun? İşte böyle. Böyle, böyle. Oh harika. Şarkı da söylüyor ayrıca. Söylerim. O zaman bize kısa bir şey söyler misin? Ne söylesem? Bilmem. Ne söyleyeyim Dilara? En çok hangisini söylüyorsun çocuklara? En çok hangisini mi? Evet. Ay biz arkadaşlarımla her şeyi söylüyoruz. Ya harika. Kısa bir şey söylesen bizim mi acaba? Bizim jingle'ımız da var ama aklında mı? Hangisi? Tik tak. Mesela TikTok. Onu söyleyebilirsin. Evet. Havuçlu bir saat. Uyan haydi kalk, sabah oldu, güneş doğdu, her yer tup, turuncu oldu. Ya evet, konuklarımın hepsi turuncu zaten. Evet. Gerçekten. Çok güzelsiniz. Üzerine. Turuncu bir ekip. Ve ben kitaplarına dönmek istiyorum aslında. Bir süre sonra bu kadar tiyatroya yöneldikten sonra da çocuklara iyice kitap yazmaya başladın değil mi?
Evet öyle oldu. Dediğim gibi benim için tiyatro alanı hep bir rahatlama aracıydı. Bu arada geçen sene rahmetli olan dayım da benim iyi bir Bizantologtu. Evet. İyi bir yazardı aynı şöyle zamanda. Şöyle göstereyim. İstanbul tarihi üzerine biraz genetikte de mi var bilmiyorum. Ben küçükten beri zaten not almayı, yazmayı da severdim. İlk kitabım da 2016'da aslında yetişkinler için çıkan Kalpten Hikayeler isimli bir kitaptı. Ve sonra çocuklara yöneldi. Sonra çocuklar her zaman için böyle yani şu anda hani kendi çocuklarım büyüdü evet. Artık. İkisi çocuklarım var 25 yaşında. Oh maşallah. Ama işte ailede de hala küçük çocuklar evet. Var. Böyle bir terapi alanı gibi bir şey. Çocukla olmak beni gerçekten tüm dünyadan öyle. Kopartıyor. Peki çocuklara bu kitapları nasıl sevdirebiliriz? Çocuklara kitapları nasıl sevdiririz? Ya çok bir kere, önemli çünkü yani herkes evet tüm anneler artık daha detaylı yapıyorlar bu işi ama şimdi senden de bunları almak istiyorum. Birazcık direkt ilişki kurmak lazım galiba. Ben evet. Ona inanan biriyim. Yani evet. Rol model kelimesi de çok hayatımıza girdiği için klişe bir kelime kullanarak söyleyeceğim onu. Mesela anne baba okumuyorsa çocuğum kitap oku demekle olmuyor. Çünkü çocuklar birazcık işte senin de ufak evet. Bir çocuğun var çok iyi bilirsin. Aslında davranışları daha örnek alıyorlar taklit. Söylemdense. Kesinlikle taklit, öyle. Taklit yani sen de görürse sen doğal hayatında zaten kitap okuyan veya işte dergi karıştıran, gazete okuyan biriysen zaten çocuk da otomatikman o kodlamayı alıyor. Ya benim evet, inancım bu yönde. Öyle. Çünkü her ben okuyan öyle. Bir insan olduğum için çocuklarım da kitap okumayı çok sever. Biraz ergenlikte ondan koptular. O çok normal ama değil mi? Biraz evet normal. Okulda da işte değil mi? Sen de öyle. Yani sen de koptun okuyor musun kitap? Birisine söyleyince yapılmıyor değil mi Turunç? Böyle oku deyince zorlanıyorsun. Yok olmaz Merve abla çok zor. Mesela benim annem dergi çok okur. Ya. Kitap çok okur. Öyle mi? Gazeteleri alır. Sen de seviyorsun o zaman. Ay ben meraklanırım hemen ne okuyor ne okuyor ne anlatıyor. Sen en çok hangi kitapları seviyorsun? Daha böyle hikayeleştirilmiş mi? Görselleri daha yoğun olan kitapları mı yoksa? Ben şaşıracaksınız ama resmi ne? Az olanları severim. Öyle mi? Okumayı öğrendiğinden beri evet resmi daha az hikayesi bol. Kitapları neden? Galiba tercih ediyorum. Neden? Neden? Neden Turunç? Çünkü kendimi hayal etmek isterim. Gördüğümle öyle. Sınırlanmak istemem. En güzeli ama. Çok doğru bir şey yapıyorsun. Çok severim. Demek ki sen hayal kurmayı da seviyorsun. Bayılırım. Nereden bildin? Bildim. Çünkü öyle gözüküyorsun. İşte bizim kitaplarda hayalden çıktı zaten. Evet, Havuç Kız serisi mi? De ilk kitabımız Havuç Kız ve Hayal Battaniyesi. Bir tane battaniyesi var Havuç Kız'ın. Evet. Üstünde havuç desenleri olan. İyi de arkadaşı oluyor evet. Turuncu. ve o battaniyenin altına girince işte hayal dünyasına dalıyor. O hayallerini anlatıyor. İkinci kitapta yine ilk uçak yolculuğunu anlatıyor. Şimdi evet. Üçüncüsü çiziliyor yolda. O da işte anneannesinin yazlığına gidiyor Datça'ya. Orada bir ön yargılar üzerine çok bir hikaye. Datça'yı gerçekten öyle çok güzel bir yere gidiyor. Peki dramada siz çocuklara eğitimler veriyorsun biliyorum. Neler yapıyorsunuz? Aslında bizim 7 kişilik şu anda tabii pandemiden dolayı online'da da çalışan öğretmenlerimiz evet. Var ama temelde bir gönül öğretmenimiz. Bir de Semra ablamız var, Semra öğretmenimiz var okullarla tatlı. Bizzat çalışan. Bizim öyle bir drama ekibimiz var. Dediğim gibi ben aldığım eğitim tiyatro eğitimi olsa da ana mesleğim bu olmadığı için ben her evet. Zaman işin ehline bırakmayı tercih ederim işi. Kesinlikle. Drama eğitmenliği yaptım bir dönem. Çünkü gittiğimiz bir okulda İngilizce olarak ihtiyaç vardı drama evet. Eğitmenine. Çünkü çok fazla yabancı çocuk vardı. O dönem bir sene çalıştım yaklaşık iki dönemdi galiba. Hı hı. Sonra zaten pandemi olunca online'a döndü. Evet. Çalışıyoruz çocuklarla işte beden dili üzerine. Neler yapıyoruz? Klasik zaten. Ben küçük yaş grubuna evet. Eğitim veriyordum. En tatlı grup. Evet, 4-5 yaş evet. Grubu. Onda da tabii ki oyun öncelikli olduğu için. Evet. Hani yaparak, yaşatarak anlatmak şeklinde. İşte şarkılar söyletiyorduk, oyunlar oynatıyorduk. Beden dilini daha çok ortaya koyacak, en ifade güzeli. Edecek. Birinci sınıfa da ben ikinci dönem gitmiştim. Birinci sınıf çocuklarıyla biraz baş etmek zor oluyor çünkü... Hem ciddi okul kavramı üzerine eğilmek gerekiyor. Evet. Hem oyundan daha yeni çıkmış oluyorlar. Her şeyi oyun gibi algılıyorlar falan. Oralarda da biraz kitap ağırlıklı çalışmalar yapıyorduk. Evet, kitaba yönlendiriyorsunuz. Yaratıcı drama Turunç etkinliği. Turunç geliyor mu derslere? Turunç gelmez mi? O baş konuğumuz. Seviyor mu seni çocuklar peki? Aa, temiz olur mu? Bence hepsi benim olur. Arkadaşım. Ya neler konuşuyorsun onlarla? Bir defa ben de onlarla etkinlik yapıyorum. Sen neler yapıyorsun o zaman? Sen anlat. Hangi oyunları en çok seviyor çocuklar? Mesela şarkılı, danslı oyunlara bayılıyoruz. Ya ne güzel değil mi? Hala biz bayılmıyor muyuz sanki?
Ben de seviyorum. Ben de çok severim. Evet. Zaten biraz çocuksu ruhum olduğu için herhalde kitaplara da aktarmam kolay oluyor. Evet. Yani kendim anneyim ayrı ama yani gerçekten biraz ruh olarak da çocuksu kalmakta bence fayda var. Bence öyle kalmak zaten daha mutlu çocuk yetiştirmekin de sırrı olduğunu düşünüyorum. Evet, gerçekten. Değil mi Turuncu? Sen ne düşünüyorsun? Senin annen de böyle eğlenceli mi? Ay benim annem eğlenceli ne kelime, deli gibidir. Oo. Deli gibi eğlendirir bizi evde. Onlar bir de mutfakta harikalar yaratıyorlar. Oo. Annesiyle. Neler yapıyorsunuz mutfakta? Benim annem çok meraklıdır. Hmm. Her şeyin içine her şeyi katar. Biz şimdi her programımızda inşallah dediğim gibi evet. Konuk olursam bir gün beraber de çekmiş oluruz. Evet. Her hafta bir sebze veya meyve seçiyoruz. Tabii. Gelen konuktan da bir tarif rica ediyoruz. Evet. Mutfakta geçiyor bizim programımız. Mutfağımızın pişirme özelliği yok. Onun için tarifi akıtıyoruz. Evet. Ve işte yapanlar bize mail atıyorlar. Instagram'dan ulaşıyorlar, sosyal medyada. Turunç da gelen konuğun üzerine bir de kendi tarif veriyor. Annesiyle harikalar yarattığı için mutfak. Dayanamıyorum. Bize de bir tarif verir misin? Aa, tabii. O zaman bir meyve seçelim. Portakalımız tabii da geldi. Tabii ki turuncu tabii bir meyve. Ki. Tabii ki. Evet. Anlat bakalım. Tarifini dinliyorum Turunç. Tarifimizin adı çok uzaklardan geliyor. Nereden? Nereden? Fransa'dan. Oo, en sevdiğim lezzet. Parisyen bir tatlı. Evet. Adı krep süzet. Oo, krep süzet. Bize de tarif etmedin bunu hiç. Çok evet, kolay. Krep süzet tarifi hiç bilmiyorum. Lütfen verir misin? Çok kolay. Hemen evet, anlatıyorum. Anlat bakalım. Harika, hafif ve leziz bir tatlı. Merve abla sana da anlatmadım hiç. Evet işte ilk defa duyacağım ben de. Krebi yapıyoruz. Süt, yumurta, un. Biraz şeker, biraz tuz. Yaşasın. Sonra... Birkaç tane portakalın suyunu sıkıyoruz. İçine azıcık tereyağı, azıcık şeker koyup tavada biraz suyunu çektiriyoruz. Hmm. Sonra krepleri usulca içine bırakıyoruz. Oo, içine tereyağı. Ne koyuyorsun portakal? İşte portakallı tereyağlı. Ha, hayır sonra ayrıca çıkıyor. Portakal soruyor koyuyor musun? Aa, yok. Tamam. Koymuyoruz. Ha, tamam. Krepler onun içine giriyor. Evet. Ha, karıştırıyorsun. Bütün lezzeti çekiyor içine. Oo. Hmm. Sonra hoş bir şekil verip... Pudra şekeriyle sunuyoruz. Tamam kolaymış da denenebilir. Deniriz. Sandığınızdan da lezzetli çıkacak. Ah öyle mi diyorsun? Evet. Portakal onu nasıl acaba çekiyor? Neyse deneyip göreceğiz. Ve inanamadım şu an. Bir dene. Lezzet olduğunu bir dene ver valla. Yani. Başka bir de senin böyle taşlı falan oyunların var. Var. Nasıl o oyunlar? Hikaye oyunumuz var ya taşlarımızı getirdik evet. Hatta. Hatta böyle ya. Üstüne gönül öğretmenimiz bize taşları kendi boyadı bu arada. Ay. Harika. Kalbi ben de koymuş. Ben birkaç seçebilir miyim o zaman? Tabii ki. Şöyle yapıyoruz. Aslında 4 tane taş evet. Seçersen daha kolay olur hikayeyi anlatmak. Çünkü tek bir taneden yürümek zor olur. O zaman birleştiriyor musunuz? 4 taneyi evet birleştirerek bir hikaye peki, anlatmanı rica edeceğiz. Peki bu hikayeyi Turunç mu yapıyor bize? Hayır senden rica ediyoruz. Sen başla ya da o devam etsin. Ben de tamam. Yardım ederim. Evet. İlk taşımız. Ne çıktı? Çıka çıka hemen. Evet. 4 tane... Bir ayıcık seçiyorum. Havuç. Ayıcık çıktı. Havuç çıktı. Bir tane. Hediye paketi. Ve güneş. Hmm, ne güzel. O zaman ben harika. Bu 4 tane taştan hikaye mi yapıyorum? Evet. Şu an. Sen de bence çok başarılı olursun. Çünkü çocuğun da ufak olduğu öyle için mi? Yakınsın bence onlara. Güneş saatinde çıkan havucu pardon. Yanlış söyledim. Güneş saatinde çıkan havucu ayılar hediye olarak paketleyip insanlara vermiş. Nasıl? Bir anda. Beğendim. Bu arada gerçekten şu an görüyor taşları. Lütfen gerçekten. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani sanki çünkü 5 yaşında vermiştim. Bir kızım var sürekli hikaye anlatıyorum. İşte çocuklarla evet. Birlikte hayal gücünü de gerçekten geliştiriyor insan. Öyle. Hiç ölmüyor hayal beğendin gücü. Beğendin mi hikayemi? Ay çok beğendim. Kulağı çok şaşırdı bence. Hızlı oldu çünkü. Tabii. Takılmasını bekledim. Takılmaz. Havuz dedim. Dedim ki ben orada de bir yerde anlatırım. Takıldım. O zaman çok sen anlat gitti. Benim seçtiğim taşlarla bir hikaye. Ah, anlatayım mı? Hadi anlat bakalım. Hadi anlat. Hava çok güneşliydi. Ayıcık Bobby bir kutu buldu. Kutunun üzerine güneş ışınları vuruyordu. Öyle parlaktı ki hemen koşup onu açmak istedi. Ne buldu içinde? Ne bulsa şaşırırsınız. Hı, neydi? Havuç. Aa, yine bir turuncu mu yoksa? Evet. Ya harika. Evet aslında anneler de bu şekilde çocuklarıyla taşlara tabii ki ne çizebilirlerse çizip böyle hikayeleştirip aslında çocukların bilincini de geliştirebilirler değil mi? Evet evet çok fazla şey yapılabilir. Yani bunlar hakikaten birazcık böyle ifade gücünü de arttıran bir şey. Çünkü bizim
özellikle gençlik çok doğru Türkçe konuşamıyor. Gerçekten. Kelimeler eksik, biraz az okumakla da ilgili. Bunlar hep geliştiren şeyler. Hikaye yaratmak, düşünmek, daha fazla kelime hazinesini geliştirmek ya gibi bunlar özellikler. Bunlar en önemli şeylerden biri. Peki kitap seçimi? Bunu sormak istiyorum aslında. Bunlar nasıl olmalı? Yaş gruplarına göre ayrılmalı değil mi? Kesinlikle. Zaten aslında hamilelikten başlıyor bence kitap okuma süreci. Bence anne karnında. Evet, anne karnından itibaren hikaye okumaya başlanınsa gerçekten ama ne var o zaman mı öğrenecek deniyor ama çok öğrenim büyük etkisi olay. Var. Hatta bebeklere ilk doğduğunda renkleri ayırt edemedikleri için siyah ve beyaz ağırlıklı kitapları göstererek değil yani mi? Bilinçsiz bile olsa ilk 3 aydan itibaren başlanması öneriliyor yurt dışı kaynaklarında. Ki bunu yapıyorlar. İşte daha sonra zaten büyüdükçe biraz muşamba, naylon gibi olanlar, evet. Yumuşak, işte sudan da etkilenmeyenler, bez kitaplar. Yaşlar hem ilerledikçe tabii işte sonra 3 yaştan sonra daha 0-3 yaş arası görseli fazla, yazısı çok az. Hatta dünyada bir yeni şey var, trend diyeceğim. Sessiz kitaplar. Yazı yok, sadece görsel var. Öyle silent books deniyor bunlara. Gerçekten bizim ülkemizde daha henüz çok kullanılmıyor ama silent books tabii ki okumayı yazmayı öğrenmediği için çocuklar o kadar küçük evet. Ama kreşe gitmek zorunda. Anne baba çalışıyor. Orada öğretmenlerinin yönergeleriyle çok güzel bir hikayeleştiriyorlar. Onu anlıyorlar, dinliyorlar sonuçta. Ama okuma olmadığı için silent books denen bu sessiz kitaplar çok popüler şu anda. Popüler ve aslında bence çok da geliştirici bir şey. Çok, çok. İnanılmaz. Bence Türkiye'ye de gelmeli. Var tek tük ama evet o kadar ben henüz bilmiyorum. Şu mesela anda organik kitaplar duydum. Daha evet. Popüler. Organik dediğimiz de işte bu alerjik çocuklar için özellikle evet, evet. Boyası, gıda boyası gibi daha sağlıklı boyalar içeren, kimyasal içermeyen kitaplar. Tek tük sessiz kitap da görüyorum ama henüz popüler değil bizde değil. O kadar dediğim evet, gibi. Evet o sağlıklı yayılacaktır. Kitaplar dediğin de bebeklerin ağzına sokup o kaşıma hissini de yapıyorlar çünkü kitaplarla. Bu noktada da çok iyi oluyor. Çok iyi, çok iyi. Evet kesinlikle. O bakımdan çok iyi. Sonra da zaten daha hikayeleştirilen işte yaşlar ilerledikçe yaşları muhakkak gidiyor. Yaş grubuna göre seçmek lazım evet. Ama. Sen kitapları ağzına sokup kaşıyor muydun dişlerini? Yapıyor muydum? Ben yapıyorumdur canım. Yapmıyordu. Sen okumayı seviyordun. Dişi dişleri olmadan kaşınmadı. Isırıyordu o zaman. Yok yok yapıyorumdur herhalde. O şey içinde şey çıngırak denen hani şöyle bastırınca ses çıkaran evet, kitapları evet. Çok severdi o çocukken. Onu hatırlıyorum. Ay sever miydin? Üstüne şöyle bastırarak. Evet. Ne yapıyordun onların üstüne mi bastırıyordun? Evet evet o çıkan sesten çok etkileniyorduk küçükken. Ay hala seslere bayılırım. Ya, çok etkilenirim seslerden. En güzeli. Her akşam kitap okuyor musun Turunç? Aa tabii ki. Bence çocuklarımız da her akşam kitap okumalı değil evet, mi? Evet en azından evet. 15 dakika hatta hı hı. Uzmanlar şöyle öneriyorlar evet. Sonuçta ben pedagog değilim ama biz de bir şekilde bu tür yayınları da okumak durumundayız. Zaten kitaplarımızın da çoğu pedagog evet. Onaylı olmak zorunda kesinlikle. Ki yanlış bir şey kullanmayalım. Aslında çocuk kitabı yazmak çok kolay görünüyor ama o kadar çok zor ki. Çok zor kesinlikle. Çünkü hani yanlış bir kelime kullanmamak lazım. Kelimeden yanlış öte şey oradaki çizimler de çok önemli, çok önemli zaten. Hakikaten çok her zor. Çok yetişkin detaylı. Kitabından bana göre daha zor. Çok düşünmek gerekiyor çünkü. Kesinlikle. Uzmanlar şöyle öneriyorlar. Hani çocuk o anda sıkılsa bile siz okurken hani katılmak evet. istemese bile çocuğundan çocuğuna değişiyor biliyorsunuz ilgi alanları. Siz yine de onu devam ettirin. Hani bir köşede siz o hikaye saatini kendi kendinize o dinlemese bile bitirin diyorlar bitirin. Hep. 15 dakika ile sınırlayın. Evet. Çok da uzun çünkü sıkılıyorlar evet, küçük yaşta. Evet bu sefer bebeklikte özellikle çok daha sıkılıyorlar. Ama okul zamanı mesela bir 40 dakikaya ders saati süresine kadar çıkabilir o. Evet. Ödev verilen şeyler genelde çocuklarda ters tepiyor. Ya ama evet, kendi haline bırakırsanız. Sen ödevleri sevmiyor musun? Ya, sevmiyorum ama yapmam lazım öğrenmek için. Öyle mi? Tabii. Ha, kaçıncı sınıfa gidiyordun? 2. Evet artık bizim okuyor bu Ninemin Mutfağı. Hatta öyle onun mi? İki kitabı daha var. Baskısı bitti şimdi yenisi basılıyor. O yüzden getiremedim ama bunları bırakacağım imzalı olarak. Ha çok teşekkür ederim. Dedemin Gramofonu, işte Derin'in Sır Saklama Ağacı ve Ninemin Mutfağı diye üçlü bir serimiz var. Onlar böyle okumayı yeni öğrenen daha büyük puntolu. Evet. Çok şey güzel kitaplar. Detaylı onları kitaplar. Okuyor. Tabii. Görsel yazısı çok. Gerçekten. O zaman son olarak sormak istiyorum. Yaratıcı dramada evde çocuklarımıza neler öğretebiliriz? Bunu tekrar söyleyelim. Çok rica ediyorum. Yaratıcı. Çünkü en önemli, ya benim için o kadar önemli bir konu ki tekrar tekrar söyletmek istiyorum. Evet hep şunu savunuyorum. Yani zaten dediğim gibi birçok evet. insan da bunu söylüyor. Yaparak, göstererek, yaşatarak, oyunla evet. çocuğa her şey anlatılabilir. Destek olun. Hatta hani
Ben kural yanlısı bir anne oldum. Evet. Hala da ondan yanayım. Çünkü bizim dönemde şimdi bakıyorum etrafta her şey çok serbest çocuklar için. Ama o serbestliğin içinde bile bir kural olmalı. Ve onu da belki yaşayarak, yaparak göstermek lazım çocuklara. Drama burada çok önemli. O çok kesinlikle etken bir unsur bence. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı Turunç'cum? Evet Turunç. Sen de bir şeyler alalım. Tabii. Mesela evde dramayı sabah anneyle babayla kahvaltı hazırlarken bile yapabiliriz. Evet değil mi? Her şeyi hikayeleştirebiliriz. Oyunlaştırabiliriz. Benim böyle çok hoşuma gidiyor. Ya harika kesinlikle. O zaman sabah yataktan kalktığımız anda hayatımızı bir oyuna dönüştürebiliriz diyorsun. Neden olmasın? Harika. Sana buradan kocaman öpücük gönderiyorum. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Turunç Hanım. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet gerçekten hayatımızı sabah kalktığımız andan itibaren oyuna dönüştürebiliriz. Bence siz de denemelisiniz. Haftaya görüşmek üzere.